Evde kendi arşivimde olan isimler En var. son İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda Cibali Karakol oyununda 6 oynadınız. senede onu oynadım. 6 yılda onu oynadınız. Lüküs Hayat, 28 yıl boyunca Lüküs Hayat'ı oynadınız. Bu oyunlar hep böyle doluydu. Dolu oydu. Hatta değerli seyircilerimiz bu oyuna yer bulamadı. Çoğu da gelemedi. Evet. Yer bulamadıkları için. Ben de aynı zamanda İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda çalışıyorum. İçeride olmama rağmen bu oyunlara ben bile zor yer buluyorum gerçekten Evet. izlemek için. Çıkıp yukarıda rejide izliyorum bu oyunu. Bu kadar bu oyunların kalabalık olmasını neye bağlıyorsunuz? Ben oyunları diri tutuyorum. Bazı yerlerini güncelliyorum. Bir de yani mesleğimi severek yaptığım için icrasında yani halka sıcak kalan bir, sıcak geçen bir yapım var. Yani sahneden koltuklara geçen bir sıcaklığım var. Halk sanatçısıyım ben. Yani Evet. halkın beni seyreden, insanı insana, insanla anlatan, hayatın aynası olan ne varsa hilesiz, hurdasız, kesintisiz, montajsız onların önündeyim. Halkın arasındasınız zaten. Sen Tramvaya halkın biniyorsunuz, metroya biniyorsunuz, metrobüse biniyorsunuz. sonra işte Cibali Karakolu'na başladım. Şehir tiyatrolarının Darülbedai'nin kuruluşunun 100. yıl münasebetiyle genel sanat yönetmeni olan, o sırada genel sanat yönetmeni Evet. olan, çünkü çok değişti çünkü. Erhan Erhan Yazıcıoğlu, Erhan Yazıcıoğlu. Yazıcıoğlu benim Hatta Erhan abi yanınıza gelmiş sizin. Hatta Cibali Karakolu Cibali oyunu Karakolu için. 100. yıl dedi. Şehir Tiyatrosu 100. Evet. yılı dedi. Çok sevdiğin bir adamın rolünü oynayacaksın dedi. Kimin? İki kişinin çok sevdiğin dedi. Muammer Karaca'nın, daha sonra da Nejat Uygur'un. Evet. Yıllarca Necat Uygur'da Evet, oynadı bu oynadı oyunu. Cibali Allah Karakolu'nu. rahmet eylesin. Evet, ikisini de rahmetle anıyorum. Onun dedi 100. yıl münasebetli de Cibali Karakolu'na koyuyoruz. Komiser Emniyet Amiri Cafer Sabbah'a oynayacaksın dedi. Aa dedim, hemen Ayvalık'taydık o sırada. Toparlandık Sevinç teyzenle birlikte. Rahmetle anıyorum sevgili Evet, Allah eşini. rahmet Amin. eylesin. Sonra kalktık geldik ve provaya başladık. Ondan sonra Cibali Karakolu'nda şeyimiz var. Mesela benim çok sevdiğim bir olay vardı. Lüküs Hayat'ın premierinde Evet. Zeynep doğdu. Evet. Zeynep Gökçe, Kızınız. Lüküs Hayat'la aynı şeyde doğdu. Başladığı gün doğdu. Evet. Sonra oğlum Ömer Göktay orkestra çukurunda büyüdü. Konservatuvar tiyatro müzik bölümünü kazandı. O da Cibali Karakolu'nda orkestra şefliği Evet. yaptı. Damadım da ise İşayya'da ve Uğur Dilbaz. Uğur Dilbaz ve Zeynep Göktay Dilbaz'la birlikte ise İşayya'da oynadı. Onlar karı koca oynadılar. Evet. Ben de Ya oğlunuzla aynı oyunda oynadınız. Cibali Karakolu oyununda. evet. Ömer Göktay Evet. Cibali Karakolu Evet. oyununda orkestra şefiydi. Evet. Hisse-i Şahiye oyununda kızınız Zeynep Göktay Dilbaz, evet, Zeynep Göktay damadım Dilbaz, Uğur oğlunuz Dilbaz. Uğur Dilbaz'la aynı oyunda oynadınız. Aynı Nasıl oyunda. hissediyorsunuz? Vallahi Kızınızla, oğlunuzla, damadınızla aynı şimdi oyunda oynadığınız için. çok mutlu hissediyorum. Gözüm açık gitmez Emri Hakvaki olunca. Çünkü çok severek oynadım. Evet. İkisi de, üçü de yetenekli insanlardır. Hiç benim nüfuzumu ve benim soyadımı kullanarak şey yapmadılar. Hepsi okullarından da mezun oldular. Bizim şehir tiyatrosuna da imtihanla girdiler. Yani Evet. aman efendim Zihni Göktay'ın oğlu falan öyle şeyleri sevmedim de ben. Yani Ramazan'da bile pide kuyruğuna girip herkesle birlikte hakkıma neyse ona riayet ederim. Ondan sonra işte efendim o oynadım çünkü askerlik peygamber ocağıdır. Evet. Ama Darülbedai şehir tiyatroları Güzellikler evi. baba ocağıdır. Evet. Güzellikler evidir. Burada herkesin bir oğlu, bir amcası, bir dedesi filan buradan Aile. aile tiyatrosudur. Ve kafa kol ilişkileriyle girmemişlerdir buraya. Yani hepsi Evet. kendi haklarıyla, kendi bilekleriyle bugün hala hayatta olup da şehir tiyatrosuna hizmet veren aile büyüklerinin torunları ve şeyler vardı. Mesela Hazım Körmükçü'nün torunu Hikmet Körmükçü var. Evet. Hisse-i Şayia'da birlikte oynadık. Bir de torun Hazım Körmükçü var. Karıştırılmasın. O da Evet. yine tiyatrocu, tiyatroda. O da konservatuar mezunu.
Yani böyle güzellikler yaşadık, yaşadım. Yaşamaya da Allah ömür verirse devam edeceğim. Allah uzun ömürler versin. Amin, usta. Sağ olun. Lüküs Hayat ve Cibali Karakolu oyunuyla ilgili elimizde bir VTR var. Hemen onu bir izleyelim. Olur. Dini amca. Olur. İzleyelim. Bundan sonra burada kalıyorum. Nasıl? Ve lüküs hayat yaşıyorum. Abiciğim sen burada kalamazsın. Sen alafranga falan hiç olamazsın. Niye? Sen alafranga olmaya kalksan senin fitilin düşer patlarsın. O senin bildiğin havalı pompalı lüküs değil yavrucuğum. Nasıl lüküs? Lüfere çıkmıyoruz. Bak anlatayım da dinle. Şişli'de bir apartman, yoksa eğer halin yaman. İtel gibi mobilyalar, duvarda yağlı bonyalar. İki tane otomobil, biri açık biri değil. Akçı uşak hizmetçiler, dolu mutfak dolu kiler. Hanım gidersen gidersin, gündüzde bir çaydan çaya. Gece olur davetlisin, ya dinle ya baloya. Hey! İzledik Zihni amca. Tamam. Lüküs Hayat'ı ve Cibali Karakolu oyununu. Bir de sinemaya Kemal Sunal'ın sayesinde geçiyormuşsunuz. Kısaca ondan da bahsedip yavaş yavaş programı bitirelim. Tamam tamam Raif'cim şöyle. Ben sinemaya ilk filmim benim şeydir. Tosun Paşa'dır. Evet. Ve Kartal abimin de Tibet. İlk rejisidir. Ama biz Kartal abimle Ankara Meydan sahnesinden tanışırız. O evet. Karaoğlan'ı kazanıp da şeye, İstanbul'a geldiği zaman, ayrıldığı zaman ben meydan sahnesine girmiştim. Öyle bir üst üste bir örtüşmemiz vardır şeyde. Sonra Kartal abi oradan tanırım, o da beni tanıyor ama Kemal önce oldu. İşte şeye, Ertem Eğilmez abimiz de rahmetli. Evet. Tosun Paşa'da bana rol verdiler. Damatlardan birinde ben oynadım. Ergin Orbey, ben işte hep birlikte oynadık. Sonradan Kemal dedi ki ya evet. Gel dedi bir film daha yapalım dedi. Dedim izin aldım alabilirsem dedim. İzin alamıyoruz. Şehir tiyatrosunda ben çok tabii. Yoğunum. Sonra Atla Gel Şaban. Yoğun. Atla Gel Şaban. Sonra şey Meraklı Köfteci. Ondan 3 film yaptım. Orta Direk Şaban. Ben onu da oynamadım. Oynamadın orta, değil mi? 3 film Meraklı Köfteci, Atla Gel Şaban, Tosun Paşa. Google'da yanlış bilgi bu. O yanlış bilgi. Yanlış bilgi. Google'da evet. Yanlış bilgidir. Evet doğrusu ben de yani. Ustam birçok filmde oynadınız, birçok dizide oynadınız. Oynamış olduğunuz diziler ve sinema filmleriyle ilgili elimizde bir VTR var. Bir izleyelim. Olur. Ne çalışıyor bunlar? İmtihan mı var? At yarışı. Mahallede bir bu eksikti. O da geldi, tamam oldu. Şu hallerine bak. Zelzel olsa kıpırdamayacaklar vallahi. Ne yapsınlar umut dünyası. Ramazan Şen adındaki vatandaş 240 liralık oynadığı altılı ganyandan tam 13 milyon lira kazandı. Yani at yarışından mı kazanmış? Evet. 240 lira nereye gitmiyor ki? He vallahi. Şu hallerine bak. Kendilerinden geçmişler vallahi. Top atsan duymazlar. Gözü hala yöneticilikte kereste müdürünün. Zaten başka bir halta yaramayan ne kadar dangalak varsa hepsi apartman yöneticisi olmak ister. O zaman sen niye yapıyorsun o işi baba? Ukalalık etme lan. Açtırma bana bayramlık ağzımı.
Doğru söylüyor ama baba, bak ne hale gelmişsin. Su borusu patlamış da onu arıyoruz. Patlamış da su borusu, bunu sen tek başına yapamazsın ki. Kaynak ister, takım ister, adam ister, lehim ister. Tamam işte bunlar buraya niye toplandılar? Onun için toplandılar ya, iddiaya girdik, iddiaya. Ne iddiasıymış bu? Alet, bak oradaki alet var ya, o işte patlayan su borularını otomatik olarak lehimliyor. Canım keseler şu musluktan olsun bitsin. Olmaz, faydası yok, şebekeden gelen boru. Sokaktan kesmek lazım o. Şey gibi anahtar var ya onunla. Onda ancak idare yapar tabii. Oğlum Murtaza. He? Sen de bırak onu öylece. Yoruldun git dinlen. Olur Hüsnü Bey. Sen niye benim koluma yapıştın da içeri bırakmadın? İsterim sana söyleyeyim bir şey derim delinden beri ama gitmek istemedim seni çoluk çocuğun yanında mahcup. Bilirim ben, değildir o kaynak makinesi. Define ararlar onunla. Abi görmüşümdür ben Almanya'dan gelen bir ahbabımda ama söylemek istemedim. Oğlum gerekirse ceketimi satar, yine okuturum seni derdim. O zaman öyleydi. Şimdi en kral ceketini satsan okulun servisini bile ödeyemezsin. Doğru, doğru. Ama demek istediğim, yani sen bir baba olarak elinden gelen en iyisini yaptım. Ben senin hakkını ödeyemem baba. Ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Ama sakın, sakın ha şımarma. Tamam, söyle. Ben de seni seviyorum oğlum. Bu saatten sonra artık şımarmasın değil mi? Şu saçlar ağırdı gitti. Ben seni hiç ama hiç uyanırken sevemedim. Seni bir seveyim dünya gözüyle. İzledik. Kemal Sunal'la çalışmak nasıl Zina amca? Şeker, kaymak gibi bir insandır. Tevazu sahibi şeydir. Pek böyle fazla konuşmasını sevmezdi. Az konuşur, öz konuşurdu. Ondan sonra öyle donuk durduğuna bakmayın derdi şeydi. Çok esprili isterdi. Az konuşur, hokkalı konuşur. Ondan sonra işte şeyli, düzgün bir aile hayatı olup düzgün bir mutlu bir evliliği vardı. İki tane çocuğu işte Ali Sunal, Ezo Sunal. Ezo Sunal. Ezo da kendi okulu var şimdi. Anneciğiyle birlikte işletiyor. Kalamış'ta. Ali'yi zaten söylemeye lüzum yok. Evet. Güldür Güldür Show'un genel sanat yönetmeni. İşte şey, benim de iki çocuğum var, onun da iki çocuğu var. İkisi de hemen hemen aynı yaşlarda sayılır. Ustam, son olarak sanata dair neler söylemek istersiniz? Faydalı, eğlenceliyle, eğlenceliyle öğreticiyi, faydalıyı didaktik olmadan bir arada yürüterek halka sevdirmeyi becerebildiğimiz sürece mizahıyla, yalansız, riyasız insanı insana, insanla anlatan bu güzel hayatın aynası olan bu mesleği misak-ı milli hudutları içinde, yani 780 bin kilometre karelik bu vatan toprağında Ulu Önder Atatürk'ümüzün dediği gibi hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır demiş Ulu Önder. Ama onu yalnız askeri alanda değil, benim yorumuma göre kültürel anlamda da söylemiş mesela. Biz Kars'ta da oynamalıyız, Van'da da oynamalıyız ki şimdi artık var oralarda tiyatrolarımız var. Yani devlet tiyatrosunun görevi, kardeş tiyatromuz, onlar oynuyor. Yani her yere tiyatroyu götürmeliyiz. Evet, her yerde tiyatro olmalı ve 80, her daim sanat doğru, var olmalı. 81 ilimizde her gece, her gece olmasa bile haftanın muayyen geceleri bir perdenin ipi çekilmeli ki Muhsin hocamız öyle söylemişti bize ki o zaman 67 ilimiz vardı. Zeyni, 67 ilimizde perde açıldı ama benim içim ve gönlüm rahat edecektir, kemiklerim sızlamaz dedi. Evet. Hocam biz de senin sözünü tutuyoruz dedik. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Devlet Tiyatrosu onun sözünü yerine getirdi. Çünkü Devlet Tiyatrosu 81 ilde o gece perdenin açılmasına sebep oldu. Evet. Çok iyi oldu. Arkadaşlarımı kutluyorum. Kardeş tiyatromuzdur. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatrosu olarak biz de
11-12 şubemizle biz de aynı görevi yerine getirdik. Evet, getirdik. Çok teşekkür ederim Zina amca. Ben teşekkür katıldığın ediyorum. Katıldığın için, beni kırmadığın için. Estağfurullah, rica ederim. Ne demek, sağ ol evladım. Ben davet edildiğim yerlere eğer elim ayağım tutuyorsa gidiyorum. Severek gidiyorum. Hiç kanal ayırt etmem. Yani Süveyş kanalından bile çağrılsam giderim ya. Yani. Evet. Çok teşekkür ederim Zina amca. Sağ ol. Atatürk'ün şu sözüyle programı bitiriyorum. Sanattan mahrum bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Her daim yaşasın sanat. Raif Akyüz'de sanatçı programının sonuna geldik. Bir sonraki hafta yeni bir konukla görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.